beraber bakacağız. Dünyanın suyu nereden geldi? Ya da dünyada su nasıl oluştu? Gibi illaki bir sormuşsunuzdur kendinize. Güneş sistemi soğuk ve yavaşça dönen gaz ve toz bulutunun sıkışması ile oluşmuştur. Suyun karmaşık hikayesi Big Bang'e yani büyük patlamaya yaklaşık 13.8 milyar yıl öncesine dayanır. Modern kozmolojinin en büyük zaferlerinden biri büyük patlamanın ardından gelen süreçlerin tanımlanmasıdır. Bu süreçlerde bol miktarda hidrojen, hidrojenden daha az miktarda helyum ve az miktarda da lityum ortaya çıkmıştır. Bu dönemde henüz suyun ortaya çıkması için gerekli olan oksijen yoktur. Bundan yaklaşık 1 milyar yıl sonra sahneye giren yıldızlar Big Bang'in oluşturduğu basit çekirdeklerin karbon, azot ve oksijen gibi daha karmaşık elementlere bağlanmasına ve ardından gerçekleşen süpernovaların etkisiyle hidrojenle oksijenin karşılaşmasına yol açmıştır. Ancak gezegenimizdeki suyun kaynağının bu sırada oluşan su veya suyun buharlaşmasından kalması mümkün değildir. Buna dayanarak dünyadaki suyun kaynağının dünya dışından gelmiş olması gerektiği yönünde teoriler geliştirilmiştir. Bu teorilerden en etkili olanı şöyledir. Su, Oort bulutundaki kuyruklu yıldızlar aracılığıyla gelmiştir. Kozmik bir yağış, dünyanın ilk zamanlarındaki halini buzul yağmuruna tutmuştur. Burada şunu söyleyebilirim, bu yani asteroidlerden ya da kuyruklu yıldızlardan gelme ihtimali benim düşüncem, bu şahsi düşüncem çok mantıklı gelmiyor. Neden derseniz dünyanın atmosferine ya da o dönem atmosferi de olmadığını farz edelim. Dünyaya çarptığında ve dünyanın çeşitli böyle yanan süreçlerden geçtiğini hesap edersek o suyun dünyada tutunması çok zor gibi geliyor bana. Ama yine de olabilir. Ben asteroidlerden ya da kuyruklu yıldızlardan taşındığını çok böyle doğru bulmuyorum, öyle söyleyeyim. Analizlerde Halley, Hayakute ve Hale-Bopp adlı 3 kuyruklu yıldızın hiçbirisinin okyanuslarımızdaki suyla bir ilişkisi bulunamamıştır. Dünyadaki suyun bir kısmını sağlamış olsalar da suyun ana kaynağı büyük olasılıkla kuyruklu yıldızlar değildir. Benzer şekilde asteroidler de dünyaya bir miktar su getirmiş olabilir. Yani burada çoğunluğu dünyadaki suyun kuyruklu yıldız ya da asteroidlere bağlamak mantıken de çok doğru gelmiyor. Yeryüzündeki su yaygın olarak kullanılan teoriye bakalım şimdi. Uzun bir süre boyunca bilim insanlarının çoğu dünya üzerindeki suyun kökeninin kuyruklu yıldız ve asteroid kaynaklı su olduğuna inanıyorlardı. Her şey güneşin oluşumuyla başlıyor aslında. Güneş moleküler bir buluttan oluştuğunda buluttaki malzemenin çoğunu süpürdü. Gezegenler, asteroidler ve kuyruklu yıldızlar dışındaki her şeyin artıklarını. Güneş füzyonla hayata kavuşunca güçlü bir güneş rüzgarı dıştaki katmanlarından iç kayalık gezegenlerin Merkür, Venüs, Dünya, Mars gibi bugün oldukları yerin ötesine birçok hidrojen gönderdi. Bu gaz bulutundan oluşan gezegenlerin ve daha önemlisi kuyruklu yıldızların ve asteroidlerin alemidir. Buz ve kayalıklardan oluşan kuyruklu yıldızların Güneş'in ilkel halinde dışarı atılan önemli miktarda hidrojen ve daha küçük ölçüde ise asteroidleri de içerdiği düşünülmektedir. Onlar önemli bir hidrojen deposu oldular. Dünya oluştuğunda erimiş bir toptu. Yüzeyi asteroidlerle tekrarlanan çarpışmalarla bu durumda tutuldu. Şimdiye kadar çok iyi, çünkü Dünya, Güneş sisteminin başlangıcından bu yana şimdi olduğundan daha kaotik bir yerdi. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlar bu sıcak dünyayı vurdukça içindeki su ve hidrojen uzaya kaynatıldı.
Dünya zamanla soğudukça kuyruklu yıldız ve asteroitlerin etkilerinden gelen suyun yeryüzünde yoğunlaşmasına ve uzaya dökülmesine izin verilmedi. Su sıkışmıştı. Bunun kanıtı izotop oranlarında. Ağır hidrojen izotop döteryumun normal hidrojene oranı kimyasal bir imzadır. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, dünyanın ilk oluşum aşamasında biliyorsunuz kayalar ve toz bulutları vesaire birbiriyle tutundu. Bu süreçte donmuş su bu kayaların içinde hapsedilmiş olabilir ve dünyada bu şekilde kabuk oluşturduğu için suyun oluşma süreci bu şekilde tanımlanabilir. Bu daha akla yatkın ve benim mantığımın aldığı bu oldu aslında. Aynı orana sahip iki su kütlesi aynı kökene sahip olmalı diye düşünülür. Ve dünyanın okyanusları asteroidler üzerindeki suyla aynı orana sahiptir. Bu suyun dünyaya nasıl ulaştığı konusunda yaygın olarak kullanılan teorinin çok basitleştirilmiş bir versiyonudur. Ancak bilim insanları her zaman daha iyi, daha kapsamlı bir şeyler anlayışına sahip olmaya çalışan, tatmin olmaya çalışan insanlardır. Bu yeni çalışmadan önce kuyruklu yıldızlardan su teorisini sorguluyorlardı. 2014 yılında bazı bilim insanları farklı yaşlardaki meteorlara bakarak konuyu incelediler. Meteorlar dünyaya çarpmış asteroitlerdir. İlk önce karbonlu kondrit meteorları olarak bilinenlere bakmışlardır. Onlar bizim bildiğimiz en eski meteorlar ve güneşin yaptığıyla aynı zamanda oluştular. Onlar dünyanın birincil yapı taşlarıdır. Sonra büyük asteroid Vesta'dan kaynaklandığını düşündüğümüz meteoritleri incelediler. Vesta, güneş sistemi doğduktan yaklaşık 14 milyon yıl sonra dünya ile aynı bölgede oluşmuştur. Yeryüzündeki suya bakalım şimdi, hidrojen hakkında da her şeyi incelemiş olacağız. Bu yeni çalışmanın yazarları, okyanusların ve izotop oranlarının tüm hikayeyi anlatamayacağını söylüyorlar. Tempe, Arizona eyaleti Arizona State Üniversitesi'nde Dünya ve Uzay Araştırmaları Okulu'nda astrofizik profesörü olan Stephen Dash, bu anlaşılamayan bir nokta dedi. İnsanlar okyanus suyundaki döteryum hidrojen oranını ölçtüklerinde ve asteroitler içinde gördüğümüzde oldukça yakın olduklarını gördüklerinde hepsinin asteroitlerden geldiğine inanmak her zaman kolaya kaçmaktı. Onları suçlamak zordur çünkü bu oldukça etkileyici bir kanıt parçası. Varılan sonuca bakalım. Arizona Eyalet Üniversitesi Moleküler Bilimler ve Dünya Okulu ve Uzay Araştırmaları Okulu'nda araştırma görevlisi ve aynı zamanda çalışmanın yardımcı lideri Jun Wu, dünyanın her 100 su molekülünün 1 veya 2'si güneş bulutusundan geliyor diyor. Sonuç, yani sadece dünya suyundan daha fazlası hakkında bir araştırmaya bakalım. Bu çalışma genç bir gezegende gezegensel formasyon, gelişim ve erken yaşama dair yeni bir bakış açısıdır. Bu model beklenen su oluşumunun güneş sistemi dışında yeterince büyük kayalık gezegenler üzerine meydana geleceğini göstermektedir. Bence bu çok heyecan verici. Jun Wu, ASU'daki Moleküler Bilimler Okulu ve Dünya Okulu ve Uzay Araştırma Okulu. Önceleri sadece üzerlerinde yaşam olabilecek gezegenlerin su taşıyan asteroitler ve kuyruklu yıldızlarla zengin bir güneş sisteminde olması gerektiğini düşündük. Ama durum böyle olmayabilir. Diğer güneş sistemlerinde dünya benzeri gezegenlerin hiçbiri su yüklü asteroitlere erişemez. Yeni çalışma, yaşanabilir dışsal gezegenlerin kendi sistemindeki güneş bulutsularından su almış olabileceğini gösteriyor. Dünya, suyun çoğunu iç kısmında saklar. Dünya kabuğunda, kabaca iki çekirdeğinde ise 4 ya da 5 okyanusa sahiptir. Ekoplanetler benzerlik gösterebilmektedir. BD Jeolojik Araştırmalar, diğer bir deyişle
dünyanın çevresini ve kaynaklarımızı inceleyen bir grup bilim adamından oluşan bir çalışma grubu olan USGS'ye göre dünyadaki tüm suyu bir araya toplarsanız su balonu 860 mil yaklaşık 1385 kilometre çapında olurdu. Ancak okyanuslardaki tuzlu su ve bizim için erişilemeyecek kadar derin olan tatlı su dahil sahip olduğumuz tüm su budur. Göllerdeki ve nehirlerdeki tüm tatlı suyu tutan balon, her gün kullandığımız şeyler sadece 35 mil veya yaklaşık 56 kilometre çapındadır. Bu kadar, sahip olduğumuz tek şey bu. En iyisi bu inanılmaz derecede önemli kaynağı muhafaza etmek için elimizden geleni yapalım. Evet, suyun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Ve dünyaya suyun nereden geldiğini de böylece açıklamış olduk diye düşünüyorum. Ben burada asteroid kaynaklı tamamen olmayacak diye bir şey söylemiyorum. Büyük bir kısmı dediğim gibi yani dünyanın ilk oluşumu sırasında meydana gelen çarpışmalarla kayaların içinde gelmiştir diye düşünüyorum. Diğer bir kısmı da yani bunun takriben söyleyeyim ki netleşmiş olalım. Bu benim şahsi düşüncem bu arada. %75'i birleşmeyle yani dünyanın ilk oluşumunda %25'lik kısmı da belki asteroidlerle gelmiş olabilir. Net bir şey demiyorum. Ama yoğunluk bu yönde düşünüyor. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.